Volkan, nereye? Sevda'yla konuşma ya. Gidip Sevda'ya her şeyi anlatacağım. Bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Sen bırak kardeşinin yalan bir evlilik yaşayacağını. Gerçekleri öğrensin. Volkan. 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 Ne oldu? Sevda, konuşmamız lazım. Volkan, korkutuyorsun beni. Biz evli kalamayız. Ne diyorsun sen Volkan? Boşanmak istiyorum. Volkan, şaka mı yapıyorsun? Sevda, ben gayet ciddiyim. Volkan. Volkan, şaka yapıyorsan söyler misin lütfen? Hiç komik değil. Sevda! Sevda, açar mısın kapıyı ablacığım? Abla, bir dakika. Volkan, söyler misin, ablam kapıyı kıracak. Leyla, bizi yalnız bırak. Volkan! Volkan! Volkan, hadi kitabını da bırak. Komik değil. Sevda, ben şaka falan yapmıyorum. Söyleme. Boşanmak istiyorum. Anlıyor musun? Bitti. Sen gerçekten boşanmak istiyorsun. Niye Volkan? Ne oldu birdenbire? Öylesi ikimiz için de daha iyi. Ne demek daha iyi ya? Ne demek daha iyi? Madem öyle, niye evlendik o zaman? Volkan, cevap versene. Neden evlendik diyorum sana? Ya nedenini sorma işte bana. Ya nedenini sorma be! Ya ben ne bileyim Selim? Leyla, ne oluyor? Kavga mı ediyorlar? Bilmiyorum. Bu kapının başka anahtarı yok mu? Hadi. Şu anahtarı bulun. Leyla, ne olduğunu söyler misin lütfen bana? Açın şu kapıyı! Açın! Ne bu gürültü Allah aşkına? Ortalık yıkılıyor sesinizden. Sevda ile Volkan kavga ediyormuş. Kavga mı? Ne kavgası? Bir anlasam, Leyla bir şey söylemiyor ki. Volkan'ın ailesiyle mi ilgili acaba? Ne alakası var canım? Ha. Yeter, bağırma artık, yeter! Tamam, bak kızgınsın, şaşkınsın, anlıyorum. Ama bu evlilik başından beri bir hataydı. Yeter, bitsin bu oyun. Oyun! Oyun yani! Senin için her şey oyun yani, öyle mi? Benim hissettiğim her şey, benim duygularım, bana söylediğin her şey oyun muydu yani? Sakinleş biraz. Sakinleşmiyorum! Sevda. Sevdacığım, sen buraya gel. Bitmiş bu. Ofçan tutumu getir. Sevda. Mithat Bey'i arayın bir de. Şu doktoru hemen arayın. Sevda. Sevda, gel. Derdiniz neydi? Sevda. Daha dün evlendiniz.
Aramızda bir konu Kenan Bey. Başlatma aranızdan. Kızın şu haline bak. Dün tekneden kaçıyor, bugün kavga ediyorsunuz. Cevabını vereceksin bana bunların. Kenancığım, sırası mı şimdi? Hem karı koca arasına girilmez. Şimdi ne diyorsun sen? Evde kıyametler kopuyor. Kızın haline bak. Babasıyım ben. Tabii ki hesabını soracağım. Bu kız neden bu halde? Bunun bana cevabını vereceksin Volkan. Yeter! Yeter! Mithat Bey'den haber var mı? Yoldayım dedi. Geliyor. Şimdi. Bana bak. Hastalığı bir ilerlesin. O zaman sorarım ben sana. Kenancığım. Lütfen sakin ol. Yangına körükle gitme. Görmüyor musun? O da üzülüyor. Ya bırak peşimi Allah'ını seversen. Üzgünmüş. Hadi dayan bebeğim. Dayan geliyor. Şahin Bey, yolladığım görüntüleri seyredin. Sonra sözleşmenin şartlarını yeniden konuşalım. Yoksa gazeteci arkadaşlarım bu haberi keyifle sürmanşetten verir. Telefonumu gördün mü? Sen ne yapıyorsun benim telefonumla? Ne yapacağım canım? Sehpada unutmuşsun. Ben de sana getiriyordum. Neden hala kendine gelmedi? Hastaneye mi gitsek acaba? Yok canım. İlk defa bayılmıyor ki. Kızın hastalığı belli. Hem Mithat Bey gelir birazdan. Yeşim Hanım. Telefonunuz. Kimliğiniz arıyor. Şahin Bey mi? Yok Zümrüt Hanım. Tam sırası. Ben şimdi bakmayacağım. Sonra ararım onu. Fatma. Buyurun Zümrüt Hanım. Aileye söyle arabayı hazırlasın. Peki efendim. Zümrüt. Hayırdır nereye? Yalı'ya gidiyorum. Sevda'ya bir bakayım ne oldu diye. Hayırsız oğluna da bir bak. Karısıyla ilgileniyor mu bakalım? Efendim Aylin. Ha Leyla'cığım, neredesin merak ettik seni. Evdeyim hala çıkamadım. Siz iyi misin? İyiyiz biz iyiyiz. Keyfimiz çok yerinde. Seni bekliyoruz. Tamam. Geleceğim hayatımda. Tamam. Ama artık rahatlayın biraz. Mithat Bey gerekeni yapar şimdi. Ne oldu bunlara Leyla? Bilmiyorum. Leyla, kızdırma beni. Gördüm sizi. Volkan böyle ateş almış gibi yukarı fırladı. Sen de peşinden. Sonra kapıyı yumruklarken yakaladım sizi. Ne oldu Leyla'cığım? Yoksa siz de mi kavga ettiniz Volkan'la? Ne münasebet. Volkan Sevda'yı sordu. Sonra da yukarı fırladı zaten. Niyeyse bu bana hiç inandırıcı gelmedi. Önemli olan Sevda'nın iyi olması şu an. Kimin neden kavga ettiği değil.
Hepsinin tafrası ayrı. Ama soracağım ben bunlara. Ay, sen sakin ol hayatım. Ben şimdi mutfağa ineyim, kızlara bir kahve yaptırayım. Hepimizin asabı bozuldu tabii. İzne çıkacak zamanı bulmuşum ha. Yıldız'a bir geldim, bir sürü olay. Bana bak. Yoksa düğünde de mi bir şeyler oldu? Anlatsana. Ne olacak? Bildiğin düğün işte. Hadi hadi bırak dedikoduyu da işimize bakalım. Şuna da bak sevimsiz. Anlatsan çatlarsın değil mi? İnsansın. Ben lafının arkasında duran bir insanım. Ne söyledin Sevda'ya? Ne söyledin de bu hale geldin? Gerçekleri söyledim. Senden boşanacağım dedim. Allah kahretsin. Kız seni deli gibi seviyor. Ben de seni deli gibi seviyorum. Bu Volkan Leyla'nın derdi ne? Gerçekten her şeyi anlattım size Yeşim Hanım. Öyle peş peşe koşarak çıktılar. Onu hepimiz biliyoruz. Ondan önce ne konuştular sen onu anlat. Hiçbir şey bilmiyorum Yeşim Hanım, yemin ederim. Kenan Bey'le şaşkın baktık arkalarından. İsterseniz ona da sorun. Senden mi öğreneceğim kime ne soracağımı? Yok, ben öyle demek istemedim. Aman iyi, hadi işine bak. Sen o kekli kurabiyeyle uğraşmayı bırak da git bak bakalım Kenan Bey kahve istiyor mu? Peki Yeşim Hanım. Neler oluyor anlat bakalım. Bence Volkan Bey ile Leyla Hanım'ın arasında kesin bir problem var. Bahçede kavga ediyorlardı. Kavga mı ediyorlardı? Volkan da Leyla. Bak. Ben her şeyi bizim için yapıyorum Leyla. Ya yapma yapma bizim için bir şey yapma. Sevda senin için canını verir. Ben de senin için canımı bile veririm. Bir fark yaratıyor mu bu? Ha? Değiştiriyor mu bir şeyleri? Sevda'nın gerçekleri bilmeye hakkı var. Sen ne anlarsın haktan, hukuktan? Sen bencil adamın tekisin. Sen bir tek kendini düşünürsün. Kızın dünyasını başına yıktın. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Benim amacım bu değildi. Neden hayalleriyle oynadın? Neden attın o imzayı? Bak sonucuna. Mutlu musun şimdi? Huzurlu musun? Keyfin yerinde mi? Ben izinden dönüyordum. Tam bahçeye gireceğim. Bir baktım baya baya kavga ediyorlardı. Bak Ali, puan kazanmak için söylüyorsan bunları çok fena yaparım. Yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Hatta ben de biraz merak edip şöyle uzaktan izledim onları. Ne konuşuyorlardı? Bir şey duyamadım. Duyamadın da nereden anladın kavga ettiklerini? El kol hareketlerinden. Hatta bir ara Volkan Bey Leyla Hanım'ın elinden bir şey aldı ve böyle bahçeye doğru fırlattı. Bir şey bulursak neymiş dertleri anlarız. Tamam. Ama sakın kimseye bir şey belli etme. Merak etmeyin. Kimse bir şey anlamayacak. Nasıl olsa öğrenmeyecek her şeyi. Leyla daha ne kadar saklayacağız gerçekleri? Sonsuza kadar. Konuşmayacaksın. Sevda'yı bizden bahsetmeyeceksin anladın mı? Ya anlamadıysam? Mahvederim seni Volkan.
Sevda için her şeyi yaparım biliyorsun. Madem attın o imzayı, madem evlendin onunla, sorumluluklarını bileceksin. Biz ne olacağız peki? Biz diye bir şey yok Volkan. Yok sen... Bak, biz diye bir şey var. Ben senden vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Leyla, ben seni deli gibi seviyorum, anlıyor musun? Öyle mi seviyorsun beni? Ha, bu mu senin sevgin? Görmüyor musun? Onun canı yandıkça ben mahvoluyorum. Yapma Volkan, yapma. Yapma bunu bana, yapma Sevda'ya, yapma bize, yapma bunu. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Zümrüt Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçeride mi herkes? Evet, herkes Sevda Hanım'ın başında. E tabii siz de kavgayı duydunuz, endişelenip geldiniz değil mi? Kavga mı? Ne kavgası? Ne oldu Sevda'ya, iyi mi? Ha, sizin haberiniz yok muydu? Ay ben özür dilerim. Kızım, kim kiminle kavga etti? Anlatsana şunu. Yani şimdi benden duymanız doğru olmadı ama... Volkan Bey ile Leyla Hanım o kadar çok tartıştı ki. Volkan'la Leyla mı? Ne münasebet canım, sen yanlış duymuşsundur. Yok, doğru söylüyorum. Hatta kavga çok büyüyünce karı kocaya sıçradı. E Sevda Hanım da üzüntüden bayıldı işte. Kimse bir şey söylemiyor ama herkes kavganın içinde. Evliliği panayır yeri. Merhaba. Zümrüt Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Duyduklarım doğru mu? Sevda rahatsızlanmış. Evet, öyle oldu. Sebebi de malum. Oğlunuz yıktı geçti ortalığı. Sevda içeride baygın yatıyor. Kenancığım lütfen. Hepimizin sinirleri bozuldu tabii. Bizim de çok canımız sıkıldı böyle olunca. Ama en kısa sürede iyileşecek Sevda. İnşallah, inşallah. Aslında ben başka bir mevzu için gelmiştim ama... ...bakıyorum buralarda sular durulmuyor. Telefonlarıma da cevap verilmeyince... ...kalktım geldim. Sevdacığım, nasıl hissediyorsun? Baş dönmen var mı? Müsait Bey. İyiyim. Ne oldu? Bayılmışsın. Sanırım tatsız bir tartışma olmuş. Evet. Oldu. Neyse, iyisin. Ama yine de istirahat et. Ben babanlara haber vereyim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kalbim nasıl atıyor? Ben sadece sana dokunduğum zaman benim kalbim böyle atıyor. Senin de kalbin öyle. Biliyorum. Benim kalbim sana olan öfkemden atıyor. Senin yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Sen hala beni seviyorsun. Sevmiyorum. Konuşmak istemedim. Leyla dur. Bak dur, yemin ediyorum. Giderim Sevda'ya. Her şeyi anlatırım. Asla. Asla. Hiçbir şey söylemeyeceksin Sevda'ya. Eğer bunu yaparsan... ...yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Bakın Zümrüt Hanım. Sevda benim kıymetlim. Evlendi, başına gelmeyen şey kalmadı.
Cesur, bana şu Mehmet'in çalıştığı yerin adresini bulur musun? Tamam abi, hemen araştırıyorum. Yeşim Hanım, nedir bu kavganın aslı astarı? Siz de duydunuz. Sevda'ya soruyoruz, anlatmıyor. Volkan'da kestirip attı. Hiç anlamadım. Öyle mi? Bence bal gibi anladınız. Ne demek bu? Yolladığınız mesajı Şahin değil, ben gördüm. Alo. Buldum abi. Karaköy'deymiş, adresini atıyorum. Tamam. O zaman oğlunuzun yaptığı rezilliği de biliyorsunuz artık. Hem de düğün gecesi. Ortada bir suç varsa Volkan kadar Leyla da kabahat. Şaka yapıyorsunuz galiba. Leyla'nın Volkan'a nasıl davrandığını gördünüz. Bana aptalı oynamayın Yeşim Hanım. Yoksa siz burnunuzun ucunu göremiyor musunuz? Leyla bu işte taraf değilse, karı koca kavgasının arasında ne işi vardı? Hiç bunu sordunuz mu kendinize? Bence siz Şahin'e şantaj yapacağınıza kendinizi kollayın. Çünkü attığınız ok elinde sonunda dönüp dolaşıp sizi vuracak. Leyla? Efendim? Ne diyor Sevda? Ne olmuş? Bir şey demiyor. Sormadım, Sevda iyi mi diye bakmaya gittim. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Vallahi baba sen bilirsin. O insan kız kardeşine ne olduğunu merak etmez mi? Evin içinde yer yerinden oynadı. Ya kız daha yeni kendine geldi. Ne yapsaydım? Ayrıca anlatmak isterse anlatır Sevda. Tabii. Sen başından beri biliyorsun zaten ne olduğunu. Onun için Volkan'ın arkasından koşar adım yukarı çıktın. Kız kardeşini üzeceğini bildiğin için. Rica ediyorum, kendi kendine hikayeler yazma. Kızım, delirtme insanı. Bak, aralarında ne olduysa kız kardeşin bayılmış. Belli ki önemli bir şey olmuş. Eğer bir şey yapmamız gerekiyorsa söyle lütfen, rica ediyorum senden. Bilmiyorum diyorum, anlatamıyor muyum? Ben Volkan'ı sinirli görünce şüphelenip peşinden gittim. Ne oldu bunlara? Daha dün bir, bugün iki. Sevda anlatmak isterse anlatır. Ayrıca bazı şeylerin anlatılmaması gerekiyordur belki de. İkisi aralarında halletsinler, karı koca arasına girmesek mi biz? Ben çok bunaldım. Hava alacağım. Tabii tabii. Kaç bakalım Leyla Hanım. Er ya da geç her şey ortaya çıkacak nasıl olsa. İthamlarınızdan sıkıldım. Biz bunları en iyisi Şahin Bey'le konuşalım. Öyle mi? Hay hay, nasıl isterseniz. Gidelim Şahin Bey'e her şeyi anlatalım. Bakalım bu rezaleti duyunca ne yapacak? Cevap veremediniz. Ben size söyleyeyim. Şahin görüntüleri izlediğinde Volkan'ı değil Leyla'yı suçlayacak. Onun oğlunu baştan çıkardığını düşünecek. Böyle bir şey yapan kızın kardeşiyle evlenmesine müsaade etmeyecek. İşler bozulunca da batık şirketimiz elinizde kalacak. 40 yıllık kocamı sizden iyi tanırım. Öyle mi? Ama olaylara çok vakıf değilsiniz herhalde. Kocanız fikrini değiştirdi. Bizimle ortak olacakken şirketi elimizden almaya kalktı. Arkamızdan bir sürü oyun çevirdi. Bunları göz yumacağımı mı sanıyorsunuz? Siz bilirsiniz. Hırsınızın kurbanı olmak istiyorsanız şu yalıya son kez bakın. Son güzel günlerinizi yaşayın. Çünkü çok yakında bu yalıya ancak hizmetçi olursunuz. Hocanız da o bindiği arabalara ancak şoför olur. Dediğim gibi, söylediklerimi bir kez daha düşünün. Üstelik Sevda'nın hali ortada. Yazık. Bir de boşanma işiyle sarsılmasın kızcağız. Üstelik Volkan'ı bu kadar çok seviyorken. Ondan eminiz de. Mesele Volkan Sevda'yı seviyor mu? Sevmese evlenmezdi. Niye Leyla'yı öptü o halde? Yeşim Hanım,
Bakıyorum hala aynı yerdesiniz. Bu işi daha fazla kurcalarsanız işler iyice sarpa saracak. Büyükleri olarak biz aklı selim davranalım değil mi? Volkan'la Sevda'ya yardımcı olalım ki evlilikleri devam etsin. Yoksa dediğim gibi siz zararlı çıkarsınız. Yeşim Hanım, bir şey istediniz. Sevda'nın sevdiği kurabiyelerden yok mu? Evet, sabah yapmıştık. Hemen bir tabak hazırla. Tabii, ben hemen çıkarırım. Taze limonata da yapmıştık. Hayır, sen sadece hazırla. Ben kendim çıkaracağım. Tabii, nasıl isterseniz. Giderse ne yaparım ben? Ben onsuz yaşayamam ki. Abla çok seviyorum ben onu. Kalbim nasıl atıyor? Ben sadece sana dokunduğum zaman benim kalbim böyle hızlı atıyor. Senin de kalbin öyle. Biliyorum. Halbuki ne hayallerim vardı. O beni sevip kollayacaktı. Hiç yalnız kalmayacaktı. Abla, şimdi hepsi bitti mi? Nasılsın canım? İyiyim. Fena değil. Sevdacığım, seni böyle surat asıp görünce ben çok üzülüyorum. Sen bizim Nazlı'mızsın. Hele baban, seni öyle görünce kahroldu adam. Neyse ya, geçti gitti. Hayır, ne olduğunu da anlamadım ki. Öyle olsa yardımcı olacağım. Sen de söylemiyorsun ne olduğunu. Yani bu bizim Volkan'la aramızdaki bir mesele. Biz çözebiliriz. Zaten herkes üzüldü bizim yüzümüzden. Ay, canım tabii orası öyle. Yani hayır, evliliğinizin ilk günleri böyle biraz anormal geçti ama neyse. Olur canım öyle şeyler. Biz nazar diyelim geçelim. Öyle diyelim. Bak tatlım, evlilik hem çok güzel hem çok zor. Sana söyleyeyim. Yani bu erkekler öyle tuhaf ki hiçbir zaman büyümüyorlar biliyor musun? Hep çocuk kalıyorlar. Önce peşinden koşarlar, imzayı attıktan sonra da ay onlara bir daralmalar gelir. Öyle değil mi? Galiba. Ama yok. Siz Volkan her zaman iyiydiniz. Hatırlıyor musun? Bana hep anlatırdın hayranlıkla. Aman bugün şunu giydi, aman bugün şöyle davrandı. Evet. Bak o zamanlar hep dertleşirdik seninle. Biz seninle abla kardeş gibiyiz. Ay tamam, annenin yerini tutamam. Ama Leyla'dan da daha yakınız. Özellikle de Kanada'ya gittiğinden beri. Haksızlık etme eşim abla. Ablam ne kadar uzak da olsa ben desteğini hep üzerimde hissettim. E iyi de siz içerideyken kapıyı yumrukladı deli gibi. Ha, insan böyle mi destek olur? Ha, ayıp ama. Yani hiç hoş değil. Bence Volkan da çok bozuldu buna. Eşim abla ne alakası var? Abartmıyor musun? Abartmıyor musun? Ama neyse ne. Ay ben Leyla'yı yaptığından dolayı çok ayıpladım doğrusu. Olmaz ki. Ha bir tuhaf oldu son zamanlarda. Yani özellikle düğünden beri böyle bir hırçınlaştı. Neyse derdi artık. Bir derdi olduğunu zannetmiyorum Yeşim abla. Sadece yorgun. Fazla koşuşturdu bu ara.
de biraz üşüdüm. Yorgunum da. Dinleneyim ben biraz. Peki canım. Bir şey olursa sen bana seslen, tamam mı? Bu ara kızlar iyice tuhaflaştı çünkü. Hadi canım, güzel güzel dinlen sen. Canım, ne haber? Çok bunaldım ha. Bir an önce gitmek istiyorum. Haklısın. Neyse, akşama uçaktasın zaten. Azıcık daha sık dişini. Oğluşum nasıl? İyi. Yeni uyandı. Duşunu aldı, karnını doyurdu. Müsler gibi seni bekliyor. Canım benim. O kadar özledim ki Aylin. Kaç gündür doğru düzgün yüzünü göremiyorum. Artık bir an önce evime gidip kendi düzenime kavuşmak istiyorum. Çok bunaldım. Olacak canım. Hepsi olacak. Azıcık daha sabret. Leyla, Umut uyusuzlandı. Benim şimdi kapatmam lazım. Öp oğluşumu benim için, tamam mı? Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim Aydın? Aşk olsun. Lafım olur hiç. Hadi kapatıyorum ben. Umut, ne oldu? Niye uyusuzlandın sen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bu mutfakta Mehmet çalışıyormuş bir tane. Onu bir çağırsana bana. Şefimiz Mehmet Bey mi? Şefiniz Mehmet Bey. Bir sıkıntı varsa ben yardımcı olayım. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bir dakika lütfen. Beyefendi bir dakika. Oraya giremezsiniz. Ebru tamam işine baksın. Gerisini ben hallederim. Konuşacağız. Ne işin var senin burada? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Siz de işinize bakın hadi. Bak, şimdi gerçekleri anlatmanın zamanı. Leyla ile aranda ne var? Seni niye ilgilendiriyor? Beni ilgilendirir. Anlatacaksın. Bana bak. Çık git, yoksa fena olur. Leyla Hanım, ben Burçak, Mehmet Şef'in yardımcısıyım. Ya hemen buraya gelseniz çok iyi olur. Hayırdır, Mehmet'e bir şey mi oldu? Ya bilmiyorum, Volkan Bey geldi. Yani sizin adınızın geçtiğini duyunca ben de sizi aradım hemen. Tamam, hemen geliyorum. Ah Volkan, ah! Bana bak Mehmet. Benim sabrımı zorlama. Leyla ile aranda ne var? Sen kimsin? Kim oluyorsun da soruyorsun bunu? Leyla benim kız arkadaşım. Ne zamandan beri? Leyla yurt dışında değil miydi? Hangi ara sevgili oldunuz? Kendimi bildim bileli Leyla'nın hayatındayım. Uzun zamandır da sevgiliyiz. Oldu mu? Ulan doğruyu söyle lan! Ne neyse? Doğru söyle hadi amma! Bırak! Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Bırakın lan! Çek beni. Yaptığını beğendin mi Yeşim? Şu gazete haberine bak. Bravo sana! Ben sadece bizi düşündüm Kenan. Lütfen üzerime gelme. Gelirim. Senin umurunda olmayabilir ama benim umurumda.
Sevda bu haberi görünce kim bilir nasıl kahrolacak. Bundan sonrasını hiç düşündün mü acaba? Dur bir sen dur. Oğlum sen daha doymadın mı lan? Doymadın mı da? Volkan! Volkan Mehmet! Haftını sanıyorsun sen. Gelirmiş gibi geldi de attı ortalığı. Volkan, yeter. Yeter. Sana daha önce de söyledim. Mehmet benim sevgilim dedim. Bizi rahat bırak, git buradan. Hoş geldiniz. İyi günler. Kenan Bey'le görüşecektim. Aradım ama ulaşamadım. Evde mi kendisi? Kendisi burada. Ben geldiğinizi haber vereyim. De şirketten Tarık Bey'di değil mi? Evet. Buyurun. Kenan Bey. Tarık Bey geldi. Sizi görmek istiyor efendim. Söyle gelsin. Peki efendim. Buyurun efendim. Sağ ol. Kenan Bey. Ne oldu Tarık? Neden geldin? Durumlar pek iyi değil Kenan Bey. Bütün çalışanlar isyanda. Düzlüğe çıkılacak, sabretsinler. Yönetim değişiyor diye anlatmadın mı? Anlattım ama çok öfkeliler. Hatta bugün yalıya geleceklerdi, zor ikna ettim. Gazetelerde görmüşler. Bizim maaşları ödemiyorlar ama düğün yapıyorlar diye veryasın ediyorlar. Ne yapalım, nasıl engelleyelim, inanın bilmiyorum. Bir şekilde ikna et. Biraz daha oyalan. Kenan Bey hallediyordu. Zaten az kaldı, sona yaklaştık. Tarık, hallet bu işi bana. Tamam Kenan Bey. Selim. Kız sence bunlar gerçekten batıyor olmasın? Hayır, batıyorlarsa bizi iki gün içinde kapılarına koyarlar ha? Hiç sanmam. Aman sanma. Bana bak. Tarık Bey geldi ya şirketten. Kenan Bey'le yukarıda konuşuyorlardı. Atölyedeki işçilerin maaşlarını ödeyemiyorlarmış. Durum çok vahimmiş. Ah, Belkıs Hanım duysa kahrolurdu. Ah benim safım ya. Sen hala Belkıs Hanım mı diyorsun? Ya ne diyorum sana? Eğer batarlarsa ve bizi kovarlarsa aç kalacağım. Vallahi iki gün benim maaşımı geciktirsinler. Hemen gider yeni iş bulurum. Gerçi ne zamana kadar yıllarda yardımcı olarak kalacağım? Orası da meçhul. Ya ne yapacaksın? Sevimciğim. Bu işler kader kısmet işi. Bakmışsın şöyle kurulmuşum baş köşeye ana kraliçe gibi ha? Hı. Tabii. Kurulursun. Şey gerçekten çok sevimsizsin ha. İki dakika şurada hayal kuruyoruz. Hem sen bir gözünün önündekine baksana. Yeşim Hanım eskiden hanım mıymış? Kenan Bey'in sekreteriymiş. Sanırsın halılarda doğmuş gibi dolaşıyor şimdi ortalıkta. Alev, bu konuştuklarını şimdi biri duyacak. Ondan sonra işinden gerçekten kovulacaksın. Hadi baksana sen işine. Alev çık dışarı. Sağ olun size de. Baba. Baba. Konuşmamız lazım. Öyle mi?
Ben de seni bekliyordum. Niye, ne oldu? Bir de soruyor ne oldu diye. Babacığım varsa bir şey söyle, adam gibi konuşalım. Adam olsaydın ben de seninle adam gibi konuşurdum zaten. Söyleyecek misin ne oldu? Biraz önce dağıttığın restoranın sahibi aradı. Atmışsın yine imzanı. Evlendi, akıllanır diyoruz ama sen yine yapacağını yaptın. Aferin. O haber gazetelere düşerse itibarımız ne olur biliyor musun sen? Merak etme baba. Ailemizin itibarını zedeleyecek bir şey yapmadım. Ben iş konuşmak istiyorum seninle. İş mi? Ne işi konuşacağım lan ben seninle? Kenan Bey'in şirketi. O şirketin başına ben geçmek istiyorum. Sen ticaretten ne anlarsın oğlum? 3 günde batırırsın şirketi. Allah Allah. O şirket zaten batık değil miydi? Hayret. Benim aklımda öyle kalmış. Baba. Ne diyorsun? Git kendine başka oyuncak. Bu çocuk oyuncağı değil. Ben de çocuk değilim. Kendime güveniyorum. Büyük laflar etmeden altını doldurman lazım. Neyine güvenip karşıma çıkıyorsun lan sen? Neyi başardın bugüne kadar? Sen izin mi verdin? Sen bana fırsat mı tanıdın? Ben neyi getirsem beni hor görmedin mi? Bak oğlum. Ben batacak işlere girmem. Kaybetmeyi de sevmem, anladın mı? Ama senin derdin benim şirketi batırmam mı? Yoksa başarılı olmam mı? Kulağı kulağı konuşup canımı sıkma benim. Yıkıl karşımdan. Bu mu son lafın? Sen bana kafa mı tutuyorsun lan? Madem öyle, ben seninle açık konuşayım baba. Sen beni istemediğin bir evliliğe zorladın. Bana esir hayatı yaşatıyorsun. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ya ben o şirketin başına geçerim... ya da Sevda'ya gider her şeyi anlatır, boşanırım. Volkan! Nereye gidiyorsun? Dışarı. Ne bu halin, bir şey mi oldu? Bir şey oldu, yok. Oğlum, ben senin kaşının gözünün duruşundan bile aklından geçenleri anlarım. Ben sana eski defterleri açmayacaksın demedim mi? Niye dinlemiyorsun beni? Anne, beni sık boğaz etmeyin. Ben senin derdini biliyorum. Hala o kızı düşünüyorsun. Leyla kendi yolunu çizdi. Ben de kendi yolumu çizeceğim. Tabii babam müsaade ederse. Ne demek şimdi bu? Yoksa babanla mı tartıştın? Tartışmadığımız gün mü var anne? Ne oldu peki? Aynı şeyler. Ben ne zaman bir iş yapacak olsam adam önüme bir engel koyuyor. Ama ben anladım onun derdini. Onun derdi beni yönetmek. İstediği zaman hor görecek, istediği zaman zulmedecek, istediği zaman bağıracak. Yok öyle bir şey. Babam da senin ayaklarının üzerinde durduğunu görmek istiyor. Güldürme beni anne. Kendini de kandırma. Yalnız babam şunu bilsin. Bir insanın ayağına zincir bağlayıp ondan koşmasını bekleyemezsin. Ben anlatamıyorum bir saattir yukarıda. Anlatabiliyorsan sen anlat. Bana bir yardım edin. Ne bunlar abla? Gelirken haftara uğradım. Ben Sanım'la Sevda'ya çeşitli çay aldım. Bir de kuru meyve. Sen çayı, kuru meyveyi falan bırak da gel bak ben sana ne anlatacağım. Hayırdır inşallah? Otur, otur. Sen yokken neler oldu? Bak şimdi. Volkan Bey'le Sevda Hanım birbirine girdi. Bir kıyamet koptu ki evde sorma. Sonra haliyle Sevda Hanım da bir ayıldı bir bayıldı. Aa, nasıl peki şimdi, iyi mi? İyi iyi. Bir şey yok, merak etme sen. Ah be kuzum. Tazecik gelin daha balayına bile gitmeden başına gelmeyen kalmadı 2 gündür. Sorma Gülsün abla, biz de çok üzüldük. Belki senin haberi oldu mu? Ne duyduysa çok üzülmüştür. Vallahi duymadıysa da yakında her şeyi kesin öğrenir. Hem ben size söyleyeyim mi? Bu iş böyle yürümez. Şuraya da yazıyorum. Bunlar bir aya kalmaz. Kesin boşanırlar. Bu nasıl laf kızım? Allah Allah. Allah Allah. Görüyorsun değil mi Allah? Her şey yalanmış.
resmen beni kullanmışlar. Allah, ben ne kadar sapmışım ya. Her şeye inandım. Bütün o lazlar şirket içiymiş, biliyor musun? Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. İdeal çiftsiniz. Bu laflar hepsi şirket için. Beni ikna etmek içinmiş Allah. Oysa ben Volkan'ı ilk gördüğüm anda aşık oldum zaten. Ya beni de aşkımı da kullandılar Allah. Ben şimdi nasıl anlatırım Volkan'a bu oyunun içinde olmadığımı? Hani hiç söylesem bana inanmaz ki. Allah ya, gerçekten çok içim acıyor. Ya ben anlamıyorum, bir baba kızına nasıl böyle bir şey yapar? Eğer sen bu halde olmasaydın, sonra annem sağ olsaydı, bana yardım ederdiniz, değil mi? Ya ama ben şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Volkan'ı nasıl ikna edeceğim boşanmama ya? Sevda? Gülistan teyze. Hiç iyi değilim ben, hiç. Çok kötüyüm. Duydun mu? Yeşim ablayla babam beni kullandılar. Yine ne oldu Yeşim? Ne olacak? Küçük prenses çıkmış halasına bizi şikayet ediyor. Hem de o Gülistan'ın yanında. Ne şikayeti? Ne diyorsun sen? Çık kendini öğren. Ama şunu bil. Sabrımı zorluyorlar. O ablamı da nereye yatırıyorsak yatırır. Bu gereksiz insanlar da hayatımızdan defolsun. Mahremiyetimizi ağızlarına sakız etmelerinden bıktım artık. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gülistan, çık dışarı. Gülistan teyzeme böyle bağıramazsın. Tamam, tamam kızım, düzelme. Ne oluyor Sevda? Bütün gün derdinizi sordum. Yardım etmeye çalıştım. Sen bana anlatacağına halandan mı medet umuyorsun? Derdim sizsiniz baba. Sizin o iğrenç oyununuz yüzünden benim evliliğim bitiyor. Neler saçmalıyorsun Sevda? Volkan benden boşanmak istiyor. Ne? Oyun oynadınız bana. Şirketi kurtarmak için resmen beni yaktınız. Nereden çıkarıyorsun bunları? Baba sakın dokunma, üstüme gelme. Herkes biliyor ya. Gazetelerde haber bile çıkmış. Herkes biliyor. Bir tek ben bilmiyorum. Çünkü ben size inandım. Şu gazetelerdeki yalan yanlış haberler için mi bu tavrın? Beni kırıyorsun. Baba ya, bana nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Bir de gelmiş aşağıda beni teselli etmeye çalışıyorsun. Nasıl bir vicdan bu ya? Evet, Şahin Bey'le ortak oluyoruz, doğru. Ama biz sizin Volkan'la ilişkiniz başladıktan sonra anlaştık. Hem teklif benden gelmedi ki, Şahin Bey istedi. Baba lütfen bana daha fazla yalan söylemeyin artık. İkiniz de bana yalan söylüyorsunuz. Sen Volkan'la ilişkinizi destekledin. Birbiriniz için yaratılmışsınız dedin. Ya gelinliğimi beraber seçtik resmen. Ya hepsi yalanmış meğersem, hepsi para içinmiş. Ne kadar iğrençsiniz ya. Eğer bunu bilseydim düğünüme adımını attırmazdım. Sevda, haddini aşıyorsun sakın. Aşk olsun Sevda. Ben sadece senin sevincine ortak olmak istedim. Ama doğru. Üvey anne olunca ne yaparsan sor. Abla. Hala! Abla! Hala, iyi misin? Gülistan teyze! Ne diyor Volkan? Canı sıkılmış. Şirketi istiyor. Oyun oynayacakmış. Ver o zaman. Sen ne zamandır benim işlerime karışır oldun? Seninle yıllar evvel evlendiğimizde ben senin işlerine karıştım. Tamam bir tanem. Tamam aşkım. Neredesin Beliha? Neredesin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de. Buyurun.
Volkan'la Sevda gelmediler mi? Gelin hanım iyi mi? Evet evet çok daha iyi. Heh. Geldiler işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevda, çok güzel olmuşsun kızım. Çok teşekkür ederim Zümrüt anneciğim, siz de öyle. Şahin Bey, yemekten önce bir aperatif alır mıyız? Yoksa arzu ederseniz hemen yemeğe geçebiliriz. Leyla gelmeyecek mi? Gelsin öyle geçeriz yemeği. Aa, evet, o da yola çıkacağı için biraz telaşı var. Kusura bakmayın, gelir birazdan. Estağfurullah. Yola çıkacakmış. Şimdi bir sürü koşuşturmacası vardır. Gülistan Hanım. İyi akşamlar. Çıkıyor musunuz yoksa? Daha değil. Ay, Gülistan Hanım da ablamızla ilgileniyor. Sahi. Belki sanımı da görseydik gelmişken. Yemeği inmeyecek mi? Düğünde de görmedik Berk'i sana. Ablam pek kalabalığa gelemiyor. Çabuk yoruluyor. Kısa sürede olsa bizimle olsa iyi olur. Sonuçta aile yemeği. Siz bakıcısı mıydınız? Hayır efendim. Ahretliyim. Kardeşiyim. İyi gününde de kötü gününde de Berkıs Hanım'ın yanındayım. Güzel güzel. Çok güzel. İnsanın sizin gibi bir kardeşi olması çok güzel tabii. Ben yukarı çıkıyorum. Kusura bakmayın biraz alıngandır. Yaşı da var tabii. Merhaba. Merhaba. Biraz konuşalım mı? Olanların sebebini anlatmaya mı karar verdin? Keşke o kadar kolay olabilse. Bak Leyla. Mecbur kaldım. Açıklayamam dedim tamam. Ama ötesi yok bunun. Zor durumdayım Mehmet. İnan ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bütün bu saçmalıkların içinde olmak hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Keşke yardım edemse. Ama dediğim gibi, sebebini bilmeden bu saçmalığı sürdüremem. Ne olur nedenini içini sorma. Sadece cevap ver. Benimle evlenir misin? Görsen, ısıracak köpek gibi yer arıyor aşağıda. Utanmadan beni tanımıyormuş gibi sorular sordu, aşağıladı.
İyice gemi azı yağmış. Ama ben dedim, bu adam burnunu sokarsa ortalığı karıştırır. Sen hiç merak etme. İstediği kadar diş bilesin, ben buradayım. Hiçbir şey yapamaz. Ama biz gene de tedbirimizi alalım. Ben iyi bir doktor bulayım. Sen gücünü toparla. Onun karşısında gene dimdik ayakta duracaksın. İçini ferah tut be kızım. Neredesin be Leyla? Neredesin? Aç şu telefonu. Tamam, tamam kuzum az kaldı. Dayan. Sonunda bir masada hep beraber güzel bir akşam yemeği yiyebildik. Nihayet. Volkan? Konuşabildin mi kayınpederinle şirket meselesi? Konuştuk. Şirketin başına geçeceğimi söyledim. Aa, öyle mi? Çok sevindim. Gençlerin önünü açmak lazım. Onlar çalışırken biz dinleneceğiz artık. Kenan Bey, öğlen konuştuğumuz şartları düşünebildiniz mi? Ne şartlarıymış bunlar? Volkan, Leyla'yı şirkette istiyor. Bence akıllıca bir hamle. Belli ki işten anlıyor. Şirketin karlılığını arttırabilmek için Leyla'yı baş desinatör olarak istiyor. Öyle mi? Çok iyi olurdu. Ama Leyla bu akşam Kanada'ya dönmüyor mu? İyi akşamlar. Kusura bakmayın, geç kaldım. Hayır, dönmüyorum bu arada. Abla, sen ciddi misin? Gerçekten dönmüyor musun yani? Evet hayatım, kalıyorum. Ayrıca şirkette memnuniyetle de çalışırım. Sonuçta annemin ve halamın yadigarı bana. İyi de güzelim, Kanada'daki hayatın, düzenin ne olacak? Burada yeni bir hayat kuracak Yeşim. Bence bunu kutlamalıyız. Kutlamaya geçmeden önce güzel bir haberim daha var babacığım. Evet, burada yeni bir hayat kuracağım. Ama bunu yalnız yapmamaya karar verdim. Mehmet. Evleniyoruz.